Bunu FETÖ net bir şekilde uygulamıştı. Bu yöntemi FETÖ net bir şekilde uygulamıştı. Uludere olayı. Hani Roboski diyorlar ya şimdi. Mesela Roboski bahane ederek onu Roboski demeye başladılar. Çünkü abicim sen neden Roboski diyorsun, Uludere demiyorsun dedikleri zaman gene aynısını diyorlar. 33 kişi ölmüş. 33 kişi ölmüş. Yazık. Kınalı kuzular ölmüş. Sen işte hala daha ismin derdindesin falan. Ama işin gerçeği şu. O dönemde, açılım döneminde TSK'nın eli kolu bağlı. Operasyon bile yapamıyorlar. Hatta karakol saldırıları oluyor. Askerler geriye saldırı bile pek yapamıyor yani. Öyle bir noktada. Ellerin kollarının bağlı olduğu, operasyonların yapılamadığı bir noktadayız. Bunu herkes görüyor. Orduya saldırıyı herkes görüyor. Ordunun içinin boşaltılmasını herkes görüyor. İşte tam o sırada FETÖ olduğu zaten kanıtlanan, FETÖ'cü olduğu kanıtlanan iki tane komutanın bilerek yanlış istihbarat vermesi sonucu o kişiler terörist olarak kabul edilip bombalanıyor. Ve bombalanır bombalanmaz da hemen Roboskiler bilmem ne. Bak hala daha var o. Hemen muhalefet bile çıkıyor bu arada. Muhalefet zaten arkadaşlar. Muhalefet Türkiye'de muhalefet gerçekten benim gördüğüm dünyadaki en zavallı muhalefet. Dünya üzerindeki en zavallı. Ya ben daha da ağır şeyler söylerim aslında. Daha ağır laflar hak ediyorlar da. Aşağılık falan demek istemiyorum. Çünkü hakaret olarak kabul edilebilir. O yüzden demiyorum. En zavallı muhalefet. Yani en AKP ne derse aynısını söyleyelim. Aman diyen muhalefet. Onunla ilgili de konuşuruz arkadaşlar. Başka ülkelerde nasıl muhalefet yapılıyor onunla ilgili de konuşuruz. Her neyse abi. Günün sonunda bu olay bahane edilerek orduya saldırılıyor. Bu olay bahane edilerek direkt TSK'ya saldırılıyor. Herhangi bir şey dendiği zaman aha bak burada 33 kişi öldürüldü deniyor. Yani evet o 33 kaçakçıymış onlar. Kaçakçı ama işte terörist değillermiş. O 33 kaçakçı öldürüldüğü zaman aralarında çocuk falan da varmış galiba. Çocuk yaşta insanlar da varmış. Onu bahane ediyorlar. Bu çok önemli. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Hani az önce size söylemiştim ya. Ümit Özdağ için de bir şey bekliyorlar. Ümit Özdağ için de ne bekliyorlar biliyor musunuz? Şimdi ufak tefek şeyler yapıldı. İşte ne bileyim sığınmacılar dövüldü mövüldü. Ama şeyi bekliyorlar. Böyle bir kavga çıksın. Bir Türk bir sığınmacıyı öldürsün. Bıçaklasın. Onu bekliyorlar. Onu bekledikleri zaman öyle bir başlayacaklar ki linçe. Ne diyecekler biliyor musunuz? Ümit Özdağ sen nefret aşıladın. Sen nefret aşıladığın için kınalı kuzu işte kimse yani böyle özellikle de 18 yaşına küçükse kim olursa olsun. Kınalı kuzu bilmem kim katledildi. Senin nefretinden dolayı. Neden bunu yapıyorlar? Yine aynı şekilde. O kurbanı gösteriyorlar. O kurbanı gösterildiği zaman insanların çoğu normi olduğu için susacak. Bir şey söylemeye korkacak. Çünkü o noktadan sonra sığınmacı sorunu var dersen aa diyecek sen de katilsin. Sen de o katillerdensin. Şimdi onu bekliyorlar. Onu bekliyor. Şu an susuyorlar bekliyorlar. Ufak ufak işte Ümit Özdağ tutuklansın vesaire denmiş ya. Yavaş yavaş onu yapıyorlar. Ama böyle bir olay olursa, böyle bir olay yaşanırsa direkt bastıracaklar. Ve göreceksiniz arkadaşlar. Jao'nun içeri atılmasında olduğu gibi iktidar muhalefet el ele bastıracak. Arkadaşlar bizim muhalefetimiz muhalefet değil. Net bunu söylüyorum. Net bunu söylüyorum. Bizim muhalefetimiz muhalefet değil. Eğer muhalefet muhalefet olsaydı çatır çutur alırdı bu seçimi. Çatır çutur alırdı. Bizim muhalefetimiz adam değil. Adam değil. Bugün Trump öyle bir muhalefet yapıyor ki anasını ağlatıyor. Öttürüyor şu an bak öttürüyor. Neden biliyor musunuz? Şeyin politikası var. Aynen bizim mahalledeki abi gibi Biden'ın şey politikası vardı Biden yönetiminin. Sığınmacı politikası vardı. Sığınmacıları içeri aldılar. Sınırlardan geçirttiler. Doldurdular ülkeye. Biden'a destek gelsin diye. Muhalefet bu olayın içinden geçiyor. Ve sırf o yüzden insanlar bundan rahatsız olduğu için ve bunun üstüne çok duruyorlar. Acayip duruyorlar. Sırf bu yüzden şu an Trump çok çok yüksek gözüküyor. En son ne olur bilmiyorum. Ama Trump ve Trump'ın bir yardımcısı var. Hani bunlar ikili çıkıyorlar ya, Vice President. O adam da çok güçlü. Yani Trump'ı zaten biliyorsunuz da Trump bazen trollük yapabilir. Ben Trump'ı sevmem bu arada. Karakter olarak sevmem. Dallama bir adam çünkü. Seven arkadaşlar benim kadar tanımıyordur büyük ihtimalle. Dallama bir adam. Türklere karşı da dallamalık yapan bir adam. Ama abi çok güçlüler ve onun yardımcısı da çok güçlü. İçinden geçiyor. İçinden geçiyor. Bizim muhalefet. Bizim muhalefet zavallı olmasaydı bunu öyle bir kullanırdı ki zavallı. Zavallı. Ne oluyordu biliyor musunuz? Bizim muhalefet de yaranmaya çalışıyordu. Sığınmacılara, sığınmacılara yaranmaya çalışıyordu. Dünya üzerinde gördüğüm en zavallı muhalefet bizim muhalefetimiz. Yazık. Zaten arkadaşlar, yani demokraside sürekli aynı kişiler başa geliyorsa muhalefete bakacaksınız. Böyle zavallı bir muhalefet yoktur.
ciddi ciddi yoktur yani. İktidar ne derse aynısını demeye çalışan, şeriata bile laf edemeyen, aman muhafazakar seçmeni kızdırmayan falan diye. Ve gerçek anlamda muhalifler çıkınca ona saldıran. Artık siz biliyorsunuz değil mi abi? Siz ve ben biliyoruz abi. Bu adamların işi derdi muhalefet değil. Bu adamların işi derdi başa gelmek de değil. Öyle bir dertleri yok. Öyle bir dertleri yok yani. Öyle bir istekleri, hevesleri yok. Bakın mesela şunu söylendiğini düşünün arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey olsa gene gain mevzulara böyle bir şey yapar mı? Şimdi mesela Yeni Doğan Çetesi değil mi? Yeni Doğan Çetesi'nin başındaki adam PKK'lıymış. Onunla ilgili konuşacağız. Bu adamı Kürt mü diyeyim bilmiyorum. Diyelim ki Kürt olsun. Ya da terör eylemi oluyor ülkede. Yapan kişi Kürt olmuş olsun. Çıkıp mesela programın bir tanesine çıkıp adam şunu dese. Biz Kürtlere karşıyız terörist oldukları için. Biz Kürtlere karşıyız dese ve Kürt olmalarına utanmayan Kürtlere de karşıyız dese. Yani bütün Kürtlere karşı değiliz, sadece Kürtlüklerinden utanmayan Kürtlere karşıyız dese. Bir çıkıp bunu dese. Ne yaparsınız abi? Ne olur? Yani kimse savunmaz ki bunları. Yani şeye karşı ne derler? Teröre en karşı adam bile savunmaz. Teröre en karşı olan adam bile savunmaz. Senle ben teröre en karşı adamlarız. Değil mi? Biz bile savunmayız. Ama 216 diye bir şey var. Ve haklı da abi. Çünkü bazı grupların yaptıklarının üzerinden ırkları sorumlu tutamazsın. Cinsiyetleri de sorumlu tutamazsın. Bu insanlar suç şey olmadığı için, bunlara karşı yaptırım olmadığı için ve bunlardan menfaat sağladıkları için bunları söylüyorlar. Bunun önüne geçmek zorundasınız. Bakın zamanında Adnancılar yapıyordu bunu. Ne zaman bir yerde terör olayı olsa Darwinistler, evrimciler yaptı bilmem ne, hep böyle konuşuyorlardı. Bunların önüne geçmek zorundasınız. Yani bu fonlamayı hangi amaçla yapıyorlar onu bilmiyoruz ama bunu kesmek zorundasınız. 2-3 tane sebebi olabilir. Bir tanesi gerçekten ne derler, sosyal mühendislik. Çünkü mesela BlackRock bunu yapıyor. BlackRock şirketi bunu yapıyor. Hollywood filmlerine, oyunlara bu şekilde işte o SJW'lu katan çoğunlukla BlackRock gibi şirketler. Yatırım yapıyorlar çünkü. Bir şeylerin karşılığında yatırım yapıyorlar. Ve açık açık söylüyorlar bu arada. Biz sosyal mühendislik yapıyoruz. Çünkü onlara göre bu doğru bir şey. Yani şu an gördüğünüz birçok SJW'luk bunların eseri. Bu tür şirketlerin, bu tür corporation denen şirketlerin eseri. Bunun için belki yapılabilir. Yani yurt dışından şunları sosyal olarak mühendislik yapıp da şu hale getirelim diye bir niyeti olan insan grubu tarafından yapılabilir. Hiç bilmeyen, ciddi ciddi şunların haklarını koruyalım diyerek fonlayan ve buradaki insanların da o fonu kapıp kendi menfaatlerini kullandığı bir ortam da olabilir. Yani parayı yollayan insanlar iyi niyetle yolluyor olabilirler. Ya da üçüncü bir şey de var. Fonu yollayan insanların umurunda da olmayabilir. Çünkü bizde de var ya zengin aptal. Ama dünyanın özellikle birinci dünya ülkelerinde çok çok fazla var. Zengin aptal. Bir şey yapmaya çalışan, iyilik yaptığını sanan zengin aptallar. Bunlardan paraları topluyorsun. Diyorsun ki biz işte 3. dünya ülkelerinde işte kadın haklarını savunan projeler yapıyoruz falan diye böyle. O projeleri de söylüyorsun yani. Şunu şunu yapıyoruz, şu derneğe yolluyoruz falan. Topluyorsun abi oradaki zenginlerden parayı. Sen kendi sakalını alıyorsun, bir kısmını da yolluyorsun. Orada da işte bazı projeler yapıyorlar, öne geliyorlar. İşte televizyona çıkıyorlar, gazetelere çıkıyorlar. Bazı inanılmaz şeyler var. Onlar henüz gündeme gelmedi. Şu an sizin bilmediğiniz inanılmaz şeyler var. Anons diyeceksiniz, dersiniz yani. Gündeme gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çok garip şeyler var yani. Çok garip olaylar var. Gündeme gelmezse konuşmayacağım. Çocuğun biri kadına şiddet eylemlerine gelmek istiyoruz ama PKK sempatizanları giriyor araya, ne yapacağız, ne yapmalıyız dedi. Hiç üstüne durmadılar, he deyip geçtiler demiş. Kadınlardan biri konuşurken birden sahne kesildi, siyah girdi, döndü. Kadın yani halklar eşittir, tüm halklar kardeştir diye devam etti. Bazıları belki kelime fark edebilir ama muhteviyat bu demiş. Burada değil de başka bir yerde şöyle bir yorum yazmışlardı. Şunu mu demişler abi? Erkeklerin desteğini istemiyoruz, erkekler bizimle dayanışmasın. Erkeklerin desteğini istemiyoruz, erkekler bizimle dayanışmasın. Böyle mi demişler? Gay'in maddi sorunlarının olup olmadığını ben söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Gay'in batma sıkıntısının olup olmadığını söylemeyeceğim. Bunların hepsi zaten tahmin. Şimdi diyeceksiniz gay'in nasıl darda olabilir, sıkıntı olabilir? Bir sürü güzel, yüksek bütçeli prodüksiyonlu yayını var. Evet, o yüksek bütçeli prodüksiyonlu yayınlarını karşılayabilecek parayı alabiliyorlar mı, kazanabiliyorlar mı? Reklama ihtiyaçları var mı? Bunu düşünmek lazım. Ben sadece soru soruyorum. Acaba reklama ihtiyaçları var mı? Ve bunu söyledikten sonra böyle bir olayın ortaya çıkması. Bunu söyledikten sonra Gay'in böyle bir program yapması.
kanalında. ERT. Ya teröristler herhangi bir örgütlenmeden nasıl araya kaynak yapıyorlar? Arkadaşlar, yine işin içine para var. Şimdi biz bunlar nasıl bu kadar güçlü biliyor musunuz? Yani biz götümüzü yırtıyoruz ya burada. Bak götümüzü yırtıyoruz, hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü konuşacağız ve yorulacağız amına koyayım. Başka konulara geçeceğiz ama bunlar devam edecek. Neden? Çünkü para. Kapitale karşı ne kadar direnebilirsin? Yani mesleği bu olan ve bu işten çok iyi para kazanan insanlara karşı ne kadar direnebilirsin yani? İşte sıkıntı burada. Kedicileri içeri almasalardı biz sabaha kadar konuşacaktık ama onlar konuşmaya devam edecekti. Şu anda hala da insanlar biz komiklik olsun diye seyrediyoruz onları demeye devam edeceklerdi mesela. Kediciler içeri alınmasaydı. Bizim konuşmamız hiçbir şey değiştirmiyor. Hiçbir şey değiştirmiyor. Ne kadar çok şeyi ifşa ettik, ortaya çıkardık. Belgeleriyle ortaya çıkardık. Hiçbir şey değişmedi.